saç ekimi konusunda merak ettiğim sorular var. Hepsini saç ekimi konusunda bir dünya markası Serkan Aydın'a sana soracağım. Teşekkür ederim. Sağ ol öncelikle. Bugüne kadar kaç kişinin saçını ekmişsindir? Şöyle kabaca bir düşün sen. Hesaplıyorum. Evet. Yani 1000 kişi var mıdır? 1000? 1000 evet. Son 3 ayda bahsediyorum. Hayır toplam. Ne zamandır saç bin, ekiyorsun? 50 bin vardır. Öyle mi? 50 bin rahat vardır evet. Oo. 11 yıldır yapıyorum. Nasıl karar verdin saç ekimi yapmaya? Biraz seninle konuşmak istiyorum. Aslında şöyle mesleğimizin zaten parçası. Ben hemşireyim. Yoğun bakım ve hastane ortamında çalıştığımda plastik cerrahi hemşireliği yaptım. Zaten saç ekimi de bu işin parçası. Plastik cerrahlarımızla birlikte beraber çalışıyorduk. Daha sonra yollarımız ayrıldı. Herkes kendi yoluna gitti gibi böyle başladım. Sen zaten sağlık sektörünün içindeydin. Tabii. Böyle bir boşluk mu gördün? Aynı zamanda yani şöyle bir boşluk var, hala da var. Onu söyleyeyim. Hani sanki çok ama hasta sayısı da artıyor her geçen gün. Yani tam yapan ekip, kişi, doktor sayısı artsa da hasta sayısı da talep de her geçen gün artıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok insan geliyor. Öyle başladım. Evet, biz de işte senin bu tecrübene dayanarak çok sevgili ekip arkadaşımızı sana emanet ettik. Ve son tahlilde neler oldu? Aslında bir taraftan da keşke izlesek. Sevgili Kemal'i de buraya davet etsek. Çalışkan aramız Kemal'imiz. Nazlı hastamız Kemal. Önce bir izleyelim. Önce bir izliyoruz. Sonra da Kemal'i davet ediyoruz. Buyurun. Şimdi lokal anesteziye başlıyorum. Acı duymamanız için size lokal anestezi yapacağım. Lokal anestezi vücudun sadece belli bir bölgesine yapılan anestezidir. Sizinle tamamen iletişime geçebilmemiz için, yön verebilmemiz için lokal anestezi uyguluyoruz. Şimdi başlıyorum. Önce batikolunu temizleyeceğim. Kafanızın bu kısmını şişirdik, tamam mı? Şimdi bir daha ince tıraş yapacağız tıraş makinesiyle. Ondan sonra bir daha temizleyip alım işlemine başlayacağız. Aşamasında hiçbir ağrı olmayacak. Anestezi yaptığımız için hiçbir şey hissetmeyeceksiniz. Transilitimin genişliğini greftlerden geniş tutarsam greftler doku içerisinde gömülecektir. Bu yüzden köklerin çıkma olasılığı daha da düşecektir. Eğer dar tutarsam da hem operasyon süresi uzayacak hem de kökler kırılacağı için saçlar çıkmayacaktır. Bunlar önemli detaylar kanal açma işleminde. Kanal açma işlemi lateral silitle köklerin yönünü, sıklığını belirleme işlemidir. Lateral silitle yuvacıklar, dokuya yuvacıklar açacağım. İçerisine kökler yerleşecek. Peki yön ne tarafa doğru olacak? Saçların kökleri, yönleri, saçların yönleri 30 derecelik öne çıkacak şekilde, 30 derecelik açıyla öne doğru çıkacak şekilde açılacak. Kanal açılırken ön bölgeye daha ince silitle açmaya özen gösteriyoruz. Çünkü ön bölgeye tekli ve ikili greftler yerleştiriliyor. Evet Serkan'cığım bütün bu işlemden geçirmişsin Kemal'i. Ya Kemal'le şöyle oldu Esra'cığım. Ben burada programa gelip gittikçe devamlı işte taciz ediyordu. Aynen. Evet. Hani hocam yapalım falan diye. Öyle bir geldi sağ olsun. Yeni yerimizde ziyaret etti. Yeni bir yerimiz hayırlı olsun. Oldu. Açtık diyecektim o oldu demişim.
İşte ortalama 5000 greftlik bir işlem oldu tek seansta. 5000 greft normal çarpı midir? Çarpı 2.7 yüksek bir sayı aslında. Yani sık bir hekim. Normalin biraz üstünde bir hekim. Normal standart bir hekim değil. Torpilli yaptık Kemal kardeşime biraz. Aslan onun, Kemal. Onun dışında bir 7-8 saat kadar sürdü. Dördüncü gün değil mi Kemal bugün? Dördüncü gün. Dördüncü gün. Mesela gördüğümüzde hafif ödemler falan çok normal. Evet. Şimdi bunları nasıl giderecek? Biraz alın masajı yapacak. Bol su içerek ödemi atacak. Ne kadar sürede geçiyor ödemler? Bir iki haftaya alıyor yok, mu? Yok yok hayır. Birkaç gün. İki üç güne tamamen. Maksimum altıncı günde hiçbir şey kalmaz. Sırf sen bilme diye bir hafta demedim. Altı gün yaptı. Farkında mısın? Süpersin. Kemal'cim sen anlat biraz. Nasıl oldu? Yani Serkan hocamın oraya gittik. İşte hemen aldılar beni işleme. İşte öncesinde kan almasıydı falan. Senin kendi taleplerin oldu mu şöyle istiyorum böyle istiyorum diye? Yok ben tamamen Sergen hocama bıraktım. Bıraktın. Kendisi daha iyi bilir. Tamamen ona bıraktım. Kendisi zaten çizgileri falan çizdi. Ondan sonra işleme başladık. Bir 7 saatlik operasyon geçirdim. Ne kadar bekleyecekmişsin böyle çıkması için? İlk yani, saçlar ne zaman çıkacak? İlk saçlar 3. aydan sonra çıkacak. 3. ayda çıkmaya başlayacak. Şimdi süreç şöyle olacak. 9. günde kabukları temizlenecek. Kemal böyle bambaşka saçlı. O saçlar da şu anki ekilenlerde hafif uzamış bir şekilde devam edecek. 9. günden kabuklar döküldükten sonra 9. gün bu tabloyu yaşayacağız ama 20-25 günlük süreçte süper bir görüntü olacak. Onlar bir anda böyle bir hafta içinde hepsi gidecek. İşte orada herkes yani ne kadar da anlatsam arıyorlar. Diyorlar ki hocam işte saçlar çıkar mı gerçekten falan. İnanamıyorlar çıkar. Değil mi? Ya tabii oluyor yani bu tip şeyler. Akabinde 3. ayda 90. günden sonra çıkmaya başlıyor. Bir yıla kadar devam ediyor süreç. Her geçen gün farklı bir görüntü oluşuyor. Kemal'le de bakalım. Peki şimdi ben çıkmış halini görüyorum ama tabii hep birlikte de göreceğiz. Yani 7. ayda bir öncesi sonrasını görürüz Kemal'in. Peki arka taraflardan şimdi kök aldın. Oralar kelleşecek mi? Ya oralarda tabii şimdi önemli bir konu. Teşekkür ederim sorduğun için. Rica ederim Serkan. Şimdi ense bölgesinden biz bir greft alıyoruz. Şimdi oradan aldığımız greft çıkmıyor geri. Ama ne oluyor? Arkası çok yoğun olduğu için şişirmeyle birlikte saç telleri birbirinden ayrılıyor. Ayrıldığı için biz oradan saçları aralardan yani yan yana bitişik şekilde değil ama tek tek alıyoruz orantılı bir şekilde. Daha sonra bu deri ödem gittikten sonra o saçlar birbirine tekrar yanaşıyor. Yani görüntüyü koruyoruz evet. Hani şey olarak seyrediyor. Yani baktığın zaman aslında sayı olarak seyrediyor. Ama o derinin elastik yapısından dolayı saçlar görüntüyü kurtarıyoruz evet. Ortalama mesela bazı kişilerde 6. aya kadar 7. aya kadar lokal boşluklar olabiliyor ense bölgesinde. Çünkü sayılara yüksek sayı çalışıyoruz. Yüksek yani normalde 2000 greftte herhangi bir iz kalmaz ama tabii 2000 greftlik işlemleri de biz şu an düzeltmek için canımızı dişimize takıyoruz. Eski çok değerli hocalarımızın böyle 90'lı yıllarda 95'li yılda 95-2000'li yıllar arasında özellikle o FUT döneminde yaptığı vakalar. Tabii o zaman da öyleydi. Tabii o zaman da öyleydi ama tabii biraz beni eleştiriyorlar yüksek sayıdan dolayı ama şimdi ne ekersen onu biçersin yani bunda çok da şey yapmaya gerek yok. Şimdi tabii ensede azalma olsa da üstteki saçlarla onu örtmek mümkün bir de öyle bir şey var yani avantajı var. Hem o hem de görsel olarak da saç mesela şöyle düşünün 3 tane saç var biz bu ortadakini alıyoruz. Ortadakini aldıktan sonra iki saç yanaşıyor birbirine belli bir dönem sonra ve bu görüntüyü kurtarıyor. Gerçekten inanılmaz ya. Serkan seni o halde hiç görmemiştim. O yüzden çok eğleniyorum seni görünce. Ya ben de burada şöyle bir detay vereyim mi Kemal? Partnerimsin, program paylaşıyoruz. burada ben buradan da Nurettin hocama Nurettin Noyan, Meltem Kılıç plastik cerrahlarımıza teşekkür ederim. Ben de küçük bir operasyon geçirdim. Ameliyat geçirdin. Liposuction oldum. Operasyondan bir gün sonrası. Öyle mi? Aa süpersin. Tabii içimde korseler falan. Tabii yine görev başı söz verdik Kemal'e. Ya evet Kemal bu programa başladığımdan beri aslında hep konuşuyoruz. Böyle bir şey niyetliydi. Neyse ki
artık bundan sonra yeni saçlarıyla şöyle artık. Şöyle sallayacağım artık. İnşallah güzel olacak. Kaç yaşındasın Kemal? 23. 23. Ne zamandan beri saçların bu durumda? Yani 2 senedir falan aşırı derecede. Hızlı dökülme dönemidir evet. Mesela. 21 ile 23 arası dökülmüştür. Öyle genetik mi? Yapısında da muhtemelen vardır var. Aile yapında. Evet. Değil genetik mi? Olduğu için. Yani şimdi Kemal'in yaşayacağı süreç şu. Ektiğimiz saçlar dökülür mü? Yani son 20 yıl önce ekilen saçlar dökülmediği için dökülmüyor diyoruz. Ekilen saç dökülmüyor. Kemal şunu yaşar. İşte ense tepe bölgesinden açılmaları olabilir. Mesela o 23 yaşında bir 30 yaşında bir seansla bir toparlama seansı yaptırabilir. Hı hı. Ama önündeki 7 yılı 10 yılı kurtardı mesela. Hani önden hiçbir zaman açık olmaz, eskisi gibi olmayacaktır. Ha, hiçbir zaman ne kadar dökülürse dökülsün. Tabii. O ön hattını koruyacaktır tabii. Bir tek tepeleri. Çünkü saç erkekte çok önemli. Özellikle ön hat çok önemli. Niye? Erkeği daha yaşlı gösteriyor. Yaşından daha üst gösterebiliyor ön hattın olmaması. İşte Kemal'de de dağınık bir ön hat vardı. Toparlayana kadar canımız çıktı ama olsun. Hayır, çok teşekkür ederiz. Çok güzel olmuş gerçekten. Sende saç ekimi var mı? Bende ekim yok, hayır. Sen herkes mi? Soruyor bana ama yok. Ha, çok gür çünkü saçların evet, da evet. Normalde 5000 greft gibi duruyor mesela burada. Mesela hastalarımıza da bazen kendi ön hattıma, ön saç hattımdan örnek alarak çizim yaparım. Mesela Kemal'in saç çizgisi de benziyor benim saç çok çizgime. Çok benziyor seninkine, aynen. Peki, valla bu saçlar çıkmazsa elimizdesin ona göre. O saçların çıkmış halini ben görüyorum. Kemal de iyi bakacak tabii, kafasını bir yere vurmayacak, kontrol edecek. Ha, onu ilaçlarını alacak, düzenli bakımlarını yaptıracak. Yani kafayı bir yere vurmamak gerekiyor derken? İşte mesela 8 günlük süreçte çok önemli. Ne yapıyorsunuz? Hı. İşte arabaya inip binerken şimdi fark edemiyorsunuz kafanızda ikinci gün, üçüncü günde. Herhangi bir yere temas etmemesi gerekiyor. Hı. 9 gün tehlikeli. 9 günden sonra sorun. Temas ederse ne oluyor? Kökler çıkabilir tabii. Öyle mi? Tabii. Yuvaya tam olarak adapte olması için 8 gün mü lazım? 9 gün gerekli oluyor, yeterli oluyor bizim için. Peki yıkama işlemini nasıl yapacak şimdi? Yıkamayı ilk gün biz gösterdik kendisine. Hı hı. Losyon sürüldü zaten ekim yapılan bölge ve ense bölgesine. Hı hı. Bir yarım saat bekletip normal ılık suyla duşa da girebilir ama ovalamadan tabii. Yani normal yıkama 9. gün. 9. güne kadar merkezin vermiş olduğu talimatlarla yıkama yapılacak. Tamam. 9 gün... Bir yarım saatlik bir işte losyon sürüyoruz. Yarım saat bekletiyoruz. Yarım saat sonrasında da akıtıyoruz losyonu. Günde bir kez bunu yapacak. Dün akşam beni arıyor saçım çok kaşınıyor diye. Daha yıkamadı tabii ondan. kaşınma da şöyle. Iyileşme, için mi? İyileşme dönemi olduğu için dokunun böyle tatlı bir kaşınma olabilir. Kaşıntı oluyor mi? Değil mi? Evet. Peki arkalar ne zaman iyileşiyor Serkan? Enseler daha çabuk kök iyileşir. Kök aldığımız yerlerde hafif böyle izler kalabilir bir 3-4 aylık süreçte ama öne göre daha çabuk iyileşiyor. Bir hafta sonra kararmaya başlar tamamen orası. Bir hafta sonra. Tabii. Uzuyor oradaki saçlar. Tabii, uzayacak. Değil mi? O aldıklarımızın saç aldığımız yerlerin yanındaki saçlar zaten uzamaya devam ediyor. Evet sevgili ekip arkadaşımız Kemal'in saçları çok güzel bir şekilde çıkacak değil mi? Evet. Burada Kemal öneriyor musun insanlara saç ekimini? Öneriyorum. Korkuyorlar. Bu korkuları sence hani... Bence korkmamaları lazım. Bir dakika hani... daha 3 ay geçmedi. Dur bakalım. Yok yok şey olarak söylüyorum. Çok acıyor. Hani yok, tabii yok, çıkma asla. Anlamında söylemiyorum. Dünya tanıyor. O yüzden o anlamda sıkıntı yok. Çok mütevazı. Mütevazıyım. İşimle ilgili mütevazı değilim ya. Gerçekten hani uğraşıyoruz. Yani kişiyle uğraşıyoruz. İşte Şahit mesela. Biz de biliyoruz Kemal Bey'e 1500 tane saç ekip göndermesini ama şimdi 5000 tane saç ektik, greft ektik. Çarpı 3 hemen hemen 13.000 saç dedi, 14.000 saç dedi. Yani hani şimdi bu işin 3'te 1'ini yapıp hastayı memnun etmek var. Bir de bu şekilde bir işlem yapmak var. O yüzden dünya markası olma konusunda mütevazi değilim. Evet, saç ekimi gerçekten ülkemizin artık bir ekonomisi haline geldi. Bütün dünyanın gelip de burada saç ektirdiğini düşünürsek bütün saç ekimcilerin emeklerine, ellerine sağlık dememiz lazım. Çok teşekkür ederiz efendim ikinize de geldiğiniz için. İyi ki varsınız sevgili dostlarım. Siz de iyi ki varsınız. Böyle oldu. Güzel sorular sorduğun için teşekkür ederiz Esra'cığım. Hani böyle ince yerlere dokundun ama söyleyeyim yani evet, saç ekimiyle ilgili. Ben de Kemal'e geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim. Yakından takip edeceğim zaten kardeşimi.